Çok teşekkürler ediyoruz. Esra Hanım, sizin ekibinizin ve konuğunuzun geçmiş bayramını kutlar, iyilikler temenni ederim. Çok teşekkürler. Biz de aynı şekilde aynı dilekleri size yolluyoruz. Bayrampaşa'dan Müjgan, oğlum Yiğitcan Çakar selam gönderiyor. Hatta Esra ablasını öğretmenine benzetiyor demiş. Yiğitcan'a öpücükler, selamlar, sevgiler ve de el sallayarak merhaba demiş oluyoruz. Esra Hanım, programınızı beğenerek zevkle izliyoruz. Nalan Hanım'ın biz Eskişehirli hemşehrilerine bir mesajı olacak mı? Biz kendileriyle gurur duyuyoruz, başarılarının devamını diliyoruz demiş. Eskişehir'den nokta 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 diyeyim çalışanlar. Evet. Selamlar Eskişehir'e. Mesaj var mı? Valla Eskişehir'e hiç gitmedim. Sadece tek gidişim babamla beraber işte Afyon'a tayine çıkmıştı babamın. Ben burada konservatuvarda okuyordum. Beni aldı. Bir Eskişehir'e uğradık. Ama o şeyden, otogardan. O kadar başka Eskişehir'le ilgili. Konser falan? Hiç konsere gitmedim Eskişehir'e. Ben hep Eskişehirliyim dedim bunca yıl. Eskişehir'de doğdum çünkü. Babam tayini çıktığında doğmuşuz. Üç abla, iki ablam ve ben üç ablam falan oldum birden ve kendimi de saydım. Babam hep derdi ki kızım tamam Eskişehir'de doğdun ama aslen Bursalısın onu da söyle. Babam Bursalı çünkü. Ben şimdi sorana ben Eskişehir doğumluyum, Eskişehirliyim, babam da Bursalı, aynı zamanda Bursalıyım diyorum. Eskişehir'e çok selam söylüyorum, yolluyorum. En kısa zamanda inşallah, bilemiyorum ne zaman olur. En kısa zamanda, mümkün olan en kısa zamanda inşallah geleceğim. Peki ya Bursa'ya gittin mi? Bursa'ya gittim çünkü akrabalarımız var Bursa'da. Konser vermeye de gittim. Ama çok hastaydım gittiğim konserde. Çıkmamam lazımdı. Tabii o zamanlar bilmiyordum çıkmamam gerektiğini. Çünkü daha yeni başlamıştım bu işe. Sözleşmeler hazırlanıyor filan adıma. Konser diye. Hiç unutmuyorum. Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 9'da filan konserim var. Ateşim 41 derece, havale geçiriyorum. Oradan da Bodrum'a gideceğim. Bir ay kalacağım. Ama doktor zaten dedi ki gidemez yani. Mümkün değil. Gidemez. Kaldırırsanız kız biter. Çok kötü durumda dedi. Fakat ben buna rağmen mecbur kaldığım için, öyle dendi bana, mecbur kaldığım için gittim. İşte bir ay boyunca ne yedim, ne içtim, ateşim hiç düşmedi bir ay boyunca. Ondan sonra zaten bu kiloyu verdim. Ben 51-52 kiloydum. Bir daha da hiç almadım. İşte 45'e düştüm hastalandığım dönem. Ondan sonra 47-49'um şimdi. Ta 94 yılının şeyi bu, olayı. Ondan beri işte geçmiş Bursa'da olsun. Da kızmışlardı. Fazla da kalamadım. Başım döndü. Düşecektim artık. Konser bitti. Bir de bekletmişler. İşte hep şeydir ya, parayı aldı almadı. Para geldi gelmedi. Bu konser olacak olmayacak. Ben de hep şeyimdir. Yani o kadar insanın suçu yok. Ben çıkayım ama olaylar benim yüzümden olmadığı için. Ben engelleyemediğim için o zamanlar. Şimdi olsa benim elimde her şey. Ben istediğim gibi hareket ederim. Ama o zamanlar istediğim gibi hareket edemiyordum. Çok üzülmüştüm o konserde. Çok da televizyon programlarına çıkıp çok çok özürler dilemiştim ama benim elimde de olan bir şey değildi. Hastaysan gelme diyor insanlar ama o zaman bilemiyor. Öyle bir mecburiyeti olduğunu, sanatçının işte öyle dendiğini. İşte. Evet. Kısmet ne yapalım, öyle zamanlar geçti gitti. Onun için çok üzülürüm hala. Bursa'ya çok gittim ama konsere. Ama hep gece kulübü tarzı oldu gittiğim yerler. Bir açık havada öyle bir konser vermiştim. Oldu yani Bursa, evet. Ama Eskişehir hiç kısmet daha olmadı. Daha sağlıklı şekilde inşallah. Tabii canım, önce gidersin. Sağlık. Tabii. Önce i̇nşallah. Sağlık, çünkü sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı yok, önemi yok. Bir de işini de insan ne kadar iyi yapabilir ki sağlıklı olmadığı zaman, değil mi? Onu da düşünmek Yani bir de gerekiyor. Bizim işimiz devamlı kendimize iyi bakmamız Kesinlikle. Lazım. Tabii. Çünkü anlaşmalar yapılıyor, bir şeyler oluyor. O tarihte birdenbire hasta oluyorsun. Yani. Onun için çok çok iyi bakılması lazım. Mesela ben 3 gün önce gene yatıyordum. Buraya bile zor gelecektim yani vallahi. Nasıl fenaydım, çok kötüyüm, grip falan değil ama midemi şütmüşüm. Yatak döşek falan, kalkamıyorum falan, çok öleceğim. Çok narin bir yapın var senin. Evet ama şeyden kaldı bu, o 94'te geçirdiğim havaleden sonra kaldı. Çok çabuk hasta oluyorum artık. Yani ne kadar da kendime iyi baksam, vücut direnci kırıldı. Hep hasta olurum hemen. Ama bundan sonra kendine çok çok iyi bak. Bakıyorum seni zaten. Çok sağlıklı görmek isteriz çünkü çok sevdiğimiz için. Hep beraber sağlıklı Hep inşallah. Beraber, evet. Sayın Esengül Yıldırım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Nalan'a bir sorum olacaktı. Onun sesi çok güzel. Türk Sanat Müziği albümü yapmayı düşünüyor mu? Ben şey diyorum hep. Bu yani bu yaptığım tarzı seviyorum. Çünkü kendi bestem, kendi
sözlerim. Böyle bir tarz oturdu. Nalan tarzı diyor soranlar ama ben hala nalan tarzı ne onu anlamadım. Bu tarzı seviyorum, yaptığım şeyi seviyorum. Biraz işte Latin kokuyor, biraz işte Türk müziği kokuyor. Bunu seviyorum ama şöyle diyorum, bir albüm, birkaç sene sonra bir albüm yapıp yanında hediye olarak Türk müziği albümü verebilirim diyorum. Yani o tek albüm fiyatına, tek kaset fiyatına iki kaset olabilir diyorum ama bunun için de benim biraz daha güçlenmem lazım. Yani tamamıyla kendi firmamdan çıkarmam lazım ki başka bir firmaya bunun vebalini yüklememek lazım. Çünkü o da bir masraf. Böyle bir şeyler planlıyorum ama biraz daha zamanı var. Evet. O da çünkü ayrıca bir kaset olmuş. Tabii canım, tabii yani. Ayrı bir yatırım onun aynı için. Aynı şekilde tabii, emek tabii. Harcanması tabii. Gereken bir çalışma. Evet. Öyle kolay bir şey değil. Evet. Alo. Evet. Ben bir albüm bekliyorum Nalan'ın çünkü sesi çok yatkın Türk sanat müziğine. Yani uğraşırsa çok sevineceğim. Teşekkür ederim. Zaten ben konservatuar ortaokuldan beri Türk müziği eğitimi aldım. Aslında böyle bilmem başka şey ben Türk müziğinden başka. İşte diyor ki o zaman bana canlı canlı şarkılar söylet, iste, söyleyeyim. Demek istiyor herhalde. Teşekkür ederiz size. Esra Hanım, size bir ricam var. Bana imzalı bir resminizi gönderir misiniz? Tabii ki. Sizi çok seviyorum. Tabii ki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Sonra. Hoşça kalın efendim. Saygılar, sevgiler yolluyoruz. Resmi de daha sonra yolluyoruz. Saçını kestirdiysek falan sandım. Ay dedim demez olaydım. Dilimi tutsaydı. Resimler. Ne olacak? Resimler. Hem de öğrenmiş oluruz biz nasıl görmek istediklerini. Değil mi? O da doğru. Önemli olan onların nasıl görmek istediği çünkü... Ben hevesle kestirdim. Çok özür dilerim sözünü kesme. Rica ederim. Bir hayranım var. Beni çok seviyor. Nerede olsam buluyor. Saçını hiç beğenmedim dedi. Benim suratımda evet. Işte fena oldu. Olsun dedim. Sağlığım için önce sağlık dedim. Yani şey. Halbuki organları ilgilendirmiyor bu sağlık yani. Otur otur. Evet şarkı. Şarkı dinleyeceğiz de. Mikrofonu. Türk sanat müziği. Biraz daha diyorsun ama arkadaşlar. Olsun onlar eşlik edebildikleri kadar etsinler ya da hiç etmesinler. Diyorsun. Diyorum.